Hepimizin vazgeçemediği ve aklımıza Ramazan denilince gelen güllaç. Ve Ramazan'da çok tüketilir güllaç. Peki tatlı isteğimizi nasıl bastırabiliriz ve ne zaman tüketmeliyiz tatlıyı Ramazan'da? Evet, Ramazan denilince gerçekten de akla ilk gelen şey güllaç oluyor. Güllaç sütlü tatlı kategorisine biraz girdiği için evet arada sırada tüketebiliriz. Örneğin haftanın bir iki akşamı güzel şöyle cevizli fındıklı bir güllaç tüketebiliriz. Fakat bu yine bir avuç içi boyutunda olursa çok daha iyi olur. Yine kendimiz gülleci yaparsak daha sağlıklı olur kendi malzemelerimizle birlikte. Hatta şöyle küçük de bir tarif verelim. Kefirle birlikte gülleci yaptığınızda çok daha sağlıklı oluyor. Fakat lütfen kefir kaynatmayın ki içerisindeki faydalı bakteriler ölmesin. Güllaç yapraklarını alıyorsunuz bir kaseye. Sonrasında kefirle birlikte ıslatıyorsunuz. İçerisine isterseniz biraz bal koyabilirsiniz. İsterseniz bir tatlı kaşığı kadar kakao koyabilirsiniz. O şekilde ıslattıktan sonra aralarına yine ceviz, fındık, badem gibi kuru yemiş de koyabilirsiniz. En üzerinde meyvelerle süslemeyi unutmayalım.